Gülen'in ölümünden sonra ne olacağını tartışması aslında bunlar. Normal şartlarda Ahmet Kurun'un yazısında dile getirdiği örgütün kendini ilave etmesi durumunun Gülen'in ölümünden sonra otomatik olarak gerçekleşmesi beklenir. Ama belli ki şimdiden birileri bu örgütsel yapıyı, bu şebekeyi, küresel şebekeyi olabildiğince muhafaza edip Gülen sonrasında daha güçlü konumlarda e, kendilerine bir e, iktidar sağlamayı hesaplıyorlar e, diyebiliriz. Bazı bu yapı dışındaki bazı güçlerin de bu yapıya ne anlam atfettiği de önemli. Özellikle e, başka ülkelerin kurumlarının, istihbarat kurumlarının ya da değişik kurumlarının e, bu yapıya ne derece değer ile ilgili de bir olay bu. Eğer hala kullanışlı bir ee, şebeke olarak görüyorlarsa varlığını sürdürmesini isteyeceklerdir. Ee, bu anlamda da e, değişik yerlerin Fetullahçılığa ve özellikle Fetullah Gülen sonrası Fetullahçılığa yönelik bir takım yatırımlar yapmakta olduğunu varsayabiliriz. Bir şey bildiğimden söylemiyorum ama akıl yürütme olarak söylüyorum.